Sevgili öğrenciler, şimdi de fiil konusuyla ilgili örnek soruları inceleyelim. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıdaki yargıların hangisinde kendi kendine olma anlamı vardır? A. Sabah günlük güneşlik olan hava öğleden sonra değişti. Burada havanın kendi kendine değişme anlamı söz konusudur. Çünkü insan etkisi yoktur burada. Kırılan pencere camı geç de olsa değişti. Burada bir insan etkisiyle camın değişmesi anlamı söz konusudur. Sözcüğün o cümleye girişiyle birlikte cümlenin anlamı değişti. Burada bir anlamı değişti. Neyi değişti? Kimi değişti sorusu. Neyi değişti? Anlamı değişti. Geçişli bir fiildir. Nesne aldığı için bu bir iş kılış eylemidir. Okuldan gelir gelmez çantasını atıp üstünü değişti de. Neyi değişti? Üstünü değişti. Yine bu da nesne aldığı için bu da bir oluş fiili değildir. Kendi kendine olma anlamı zaten doğada kendi kendine olma. Yani oluş fiilini sorduğu için sorumuz, doğru seçeneğimiz A'dır. İkinci soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şimdiki zamanla çekimlenmiş bir eylem kullanılmıştır? Köyden geldiğin yıllarda çok çekinirdin. Geniş zaman fiiliyle çekimlenmiş. Geniş zaman kipeki var burada. Geniş zaman anlamında çekimlenmiştir. B. Etraf kuş yoldaşmalarıyla dolmuştu. Mişti geçmiş zamanın hikayesidir bu da. C. Özlediğim arkadaşlar birer birer çıkıp geldiler. Yine görülen geçmiş zaman kipekidir diye eki. 2. Yine D şıkkına bakalım. Konuşmakta neden bu kadar zorluk çekiyorsun? Şimdiki zaman kipekiyle çekimlenmiş. İkinci tekil şahıs eki vardır. O yüzden buradaki şimdiki zamanla çekimlenmiş bir eylem sorulduğuna göre şimdiki zaman yor eki aldığı için sadece bu şıkta bulunmaktadır. O yüzden doğru cevabımız da D seçeneğidir. Üçüncü soru. Hangi eylemin kipinde anlam kayması vardır? Anlam kayması farklı bir zaman yerine kullanılıyorsa biz buna anlam kayması diyoruz. A. Yarın geziye katılıyorum. Burada katılıyorum, katılacağım anlamında kullanılmıştır. B. Her zaman tiyatroya giderim. Her zaman dediği için giderim R ekini, geniş zaman kipekini kullanması normaldir. Olanı biteni ona anlatacağım. Evet, gelecekte tasarlanan bir eylemdir ve ecek ekini kullanılmıştır. Almıştır buradaki eylem. Nasıl hareket edeceğimi biliyorum. Evet, gelecekte şu anda yapacağım eylem için de yor ekini kullanmam normaldir. Yalnız gelecekte yapılacak bir eylem için, yani yarın yapılacak bir eylem için şimdiki zaman kullanıldığı için buna biz kip kayması diyoruz. If kipin farklı bir kip yerine kullanılmasıdır kip kayması. Evet, buradaki de yine cevap olarak A seçeneği diyoruz ve işaretleyelim. Dördüncü soruya bakalım. Hangi eylem istek kipinin birinci tekil kişisinin olumsuz biçimine göre çekimlenmiştir? Gelmemeliyim, uyumayalım, yazmayayım, gitmeyiz. Şimdi dördüncü soruda gelmemeliyim gerekliliğin olumsuzu. Uyumayalım istek kipinin olumsuz şekli çoğul kişidir yine. Birinci çoğuldur. Gitmeyiz. Gitmek fiili geniş zamanın olumsuzudur. Yine birinci çoğuldur. Yazmayayım. Yaz fiilin köküdür. Ma olumsuz kekidir. Y kaynaştırma. A istek gibidir. Y kaynaştırma harfi. In birinci tekil şahıs ekidir. Zaten birinci tekil şahısın olumsuzunu istediğine göre burada yine yazmayayım, ben yazmayayım olumsuz ve istek kipinde A ekiyle gördüğümüze göre cevabımız C seçeneğidir. Şiirde kaç çekimli eylem vardır? Sebepsiz gülüşüm caddelerde memnuniyetimden ve bu çılgınlık delicesine içimden geliyor. Dilsiz değilim, susamam, öyle ölüler gibi bu güzel dünya ortasında. Burada öncelikle bilmemiz gereken şey şu. Kip ve kişi eki almış, kip ve kişi eki almış fiile biz çekimli eylem diyoruz. O zaman çekimli eylemlere bakalım. Burada birinci ve ikinci satırda çekimli bir eylem gözükmemektedir. Bu çılgınlık delicesine içimden geliyor. Buradaki içimden geliyor fiili, gelmek fiili yor zaman ekiyle çekimlenmiştir. Yani o geliyor. Üçüncü tekil şahıs da kişi eki olmadığı için zaten koyulamıyor. Burada kip ve kişi eki almış. Yani kişi eki almadığı için yine de zaman ekiyle birlikte kullanıldığı için biz bunu bir çekimli eylemdir diyebiliriz. Dilsiz değilim, susamam. Buradaki de değilmek olmadığı için bu bir isim soylu sözcüktür. O yüzden bunu kabul edemiyoruz değil sözcüğünü. Susamam, su burada susmak fiilinden gelmektedir. Susamam,
geniş zaman olumsuzludur. Yine burada da çekimli bir eylem vardır. Bu durumda diğer şıklara bakalım, diğer satırlara. Öyle ölüler gibi bu güzel dünya ortasında burada da bulunmamaktadır. O zaman iki tane çekimli fiilimiz vardır. O yüzden doğru cevabımız da A seçeneğidir. Sevgili öğrenciler, daha fazla örnek çözerek bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Bu size daha fazla yarar sağlayacaktır. Bilginizin pekişmesine de yardımcı olacaktır. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum.